gibi gözüküyor. Fakat şimdi Bahçeli'nin enteresan bir şey var. Ee, Sinan Oğan meselesine geçelim şimdi arkadaşlar. Burada söylediği çok haklı bir şey var. Çok da fazla insanın bilmediği. Ama önce ben Bahçeli'nin o konudaki videosunu getireyim. Cumhurbaşkanımızın 14 ve 28 Mayıs 2023 tarihlerinde başarıya ulaşması için her özveriyi gösterdik. Burayı da dikkatlice dinleyin, hafızanıza yazın. Kiminle istiyorsa görüşüp temas kurmasına destek verdik. Hatta pahrimizden ihraç edilen bir şahısla bile aynı kareye girmeye içimiz acısa bile ses çıkarmadık. Burada Bahçeli doğru söylüyor arkadaşlar. Bir dakika başka bir şey daha söyleyeyim. Ne diyeceğimi merak edip karmaşa ve kavga bekleyenler külahı kafalarına ters giyerek arkalarına bakmadan nifak mevzilerine tekrar geri dönmek zorunda kaldı. Hayır çok önemli bir şey demiş burada söyledi. De burada Bahçeli şöyle doğru söylüyor. Ee, Sinan Oğan Partiden biliyorsunuz ihraç edildi ve Bahçeli'nin en sevmediği, en nefret ettiği kişi... ...yani bugüne kadar partiden giden, belki de hayatta da en sevmediği kişiler arasında. Şimdi e, yolsuzluk üzerine ihraç edildiği meselesi var. Biliyorsunuz hani konuşulan e, şeyler. Fakat asıl çok da fazla kimsenin bilmediği mesele şu... Bahçeli, Sinan Oğan'ın arkasından e, üç klasör oluşturdu. Yani Sinan Oğan hakkında üç klasör oluşturdu. Yani hakkındaki şeylerle alakalı. Yani bunu çok kimse bilmez. Ben de bak, kendi kaynağımdan biliyorum. Ve bu üç klasör, ya yani o, o gören daha doğrusu ve bana gördüğünü söyleyen kaynağımdan biliyorum. Ve... Dedi ki yani Bahçeli ne e, işte Ümit Özdağ ne de Koray Aydın işte ne Meral Akşener partiden giden kimse hakkında bir dosya oluşturmadı. Yani bir klasör oluşturmadı. Hani bir klasörle e, işte şu şudur bu budur diye yapmadı. Hani hiçbiri için bunu yapmadı. Bir tek Sinan Oğan için yaptı. Hani o kadar nefret ettiği bir isim. Asla yerli ve milli görmediği bir isim işte çeşitli iddiaları ortaya atılan parti içerisinde işte Rus ajanı olduğu gibi falan bir isim Sinan Oğan. Yani bu hasletlerle Bahçeli'nin en nefret ettiği isim. O yüzden burada Bahçeli şöyle haklı onunla bile biz aynı karaya girdik diyor yani hani olmayacak bir şey yani kendimiz için yapmayacağımız bir şey yaptık derken Burada ay ayakta alkışlıyorlar Bahçeli'yi, doğru söylüyor. Yani kendileri açısından doğru söylüyor burada Bahçeli. Hani bana göre doğru söylüyor demiyorum veya Ayşe'ye göre, Fatma'ya göre. Kendileri hakkında yani kendileri açısından doğru söylüyor ve ayağa kalkıyorlar. Diyor ki yani biz bu şahıs partimizden ihraç ettiğimiz, asla yerli ve milli bulmadığımız, yani partide söylenen, hakkında üç klasör hazırlanmış olan bir tek o Sinan Oğan yani o günden de beri yan yana hiç gelmediği partiden gittiğinden itibaren gönderildiğinden itibaren de hiç yan yana özellikle gelinmediği isimle bile yan yana geldik. Hani orada tabii biraz Hüdapar meselesi de var hani sorgulamadık derken Hüdapar da çok onların şeyi değil. E, tarzı değil diyeyim siyaset tarzında değil ama ağırlıklı olarak kastettiği kişi zaten söylüyor da burada hani isim vermese de Sinan Oğan meselesi yani en kırmızı çizgi olan, bakın hakkında 3 klasör hazırlandığı söylenen Sinan Oğan'la bile diyor beni yan yana getirdiniz. Yani siz bu saatten sonra artık bunu da yaptırmam size diyor Bahçeli. Ee, durum bu Sinan Oğan'la ilgili. Peki Sinan Oğan nerede? Ee, kimileri diyor ki mesela Sinan Oğan işte ya bir hava yaptı. E, Girdi seçimlere işte şöyle oldu böyle oldu arkası boş. Kimileri diyor ki bütün iddialara gülüyor görmüyor musun? Hiç de arkası o kadar da boş değil. Arkasında Rusya var diyenler de var. Dolayısıyla Sinan o anda siyasetteki muamma e, olmaya muamma olarak durmaya devam ediyor. E, yorumluyorum demiş ki peki bu üç klasör iddiası doğru ise her şeyi bilen gören büyük siyaset analisti Özdağ bunu nasıl görmemiş? Bilmem soralım. Ee, belki de görüp söylememiştir. Belki de görmemiştir. Bilmiyorum. Belki de herkese söylememiştir Bahçeli. Bilmiyorum ki. Yani durum bu. Yani ee, böyle arkadaşlar şimdi Cumhur İttifakı tarafında hani Bahçeli Erdoğan gerileminde bir kopuş olacak belli ki. Ama bu hani şey gibi bir boşanma olacak ama <laughs> kanlı gürültülü bir boşanma değil de anlaşmalı boşanma yapalım mı diyecekler hani yoksa e, bayağı kılıçlar çekilecek böyle çekişmeli mi olacak belli değil Çünkü AK Parti içerisinde de artık makul tarafta özellikle MHP ile aynı yolu yürümek istemeyenler fazlasıyla var yani artık daha fazla MHP'yi taşıyamayacaklarını düşünüyorlar partinin çizgisi itibariyle Çünkü parti tek görüşü şimdi bakın MHP Seversiniz, sevmezsiniz, katılırsınız, katılmazsınız. MHP duruşunu değiştirmeyen bir parti. Çağın gerekliklerine e, hitap etmeye, etme ihtiyacı da hissetmiyor. Çağa göre ben kendi söylemlerimi değiştiririm de demiyor. MHP neyse o hep yıllardır değil mi? Sabit kaldı yani öyle bir parti. Ve bu sabit e, statiko gibi duran. Yani biraz hani devlet dilini kullanan ama biraz arasına işte mafya sosu da katan söylemlerine bir parti. Ya söylemleri de hiçbir zaman değişmiyor. Yani her zaman aşağı yukarı üç aşağı beş yukarı aynı. Fakat AK Parti o kadar uzun süredir iktidarda ki işte ilk dönemin AK Partisi var. İkinci dönemin başka bir AK Partisi yüzü var. İşte üçüncü dönem başka bambaşka bir AK Parti var. Yani AK Parti içerisinde kaç tane parti çıkar? bu kadar hani 20 yılı aşkın iktidar süresinde dolayısıyla AK Parti tekrar kabuk değiştirirken bu sefer MHP'yi de değiştirmek istiyor. Fakat şu da var. Şimdi daha makul bir söyleme oturduğunda da e Selahattin Demirtaş'ı da çıkarması gerekiyor. E Selahattin Demirtaş Erdoğan nasıl çıkarsın? Yani 2015'te Erdoğan'ın tek ee, olarak iktidarını yıkan kişi Selahattin Demirtaş. Yani tek devam Selahattin Demirtaş'la girdiği o 2015'teki mücadeleye kadar Erdoğan tek parti olarak iktidardaydı. E bunu yıktı Selahattin Demirtaş. Bayağı MHP ile şey yaptılar. Hani birleşti ondan sonra e, AK Parti baktığınızda. E şimdi bunu nasıl şey yapsın? Hani e, Erdoğan normalleştirsin ya da içselleştirsin. Yani yaptığının doğru olduğunu savunmuyorum. O taraftan bakarak söylüyorum. Dolayısıyla... Valla o da iki arada bir derede mi yoksa tarafını seçti mi? Biraz bu işleri şunlar belirler. Hani Sağlık Bakanı'nın yaptığı gibi. Pinokyo ne diyor? <laughs> Pinokyo para deyince arkasını dönüyor. Şimdi seni başkan yaptırmayacağım.